Star Trek 3. sezon 9. bölüm Vengeance Factor. Şimdi bu 9 e, beraber 8'den e, önceki 3 bölümdeki gibi böyle bir savaşın e, mirası tarzı 3 bölümdü. Şimdi bu 8'de bir ara bölüm izlemiş gibi olduk. 9-10-11'de de böyle bir asi, isyan, ayrılıkçı, işte toplumdan kopan ötekiler tarzı böyle bir e, ana teması olmasa da var gibi hisseden, hisseden 3 tane bölüm olacak. Bunlardan ilki de Vengeance Factor. Bu bölümün evet. başında hemen kısaca özetlersem böyle dağılmış, yıkılmış bir yere geliyorlar ee, bizim ekip. E, Riker, Crusher, Worf ve Data. İki tane bilim adamı buluyorlar. Böyle stan olmuşlar. Zaten onları kurtaramıyorlar. Sonra biraz ortalığı kurcaladıklarında oradan buldukları materyaller, materyallerle falan bir Gatherers diye bir gruba erişiyorlar. Bunlar eee Akamerin'slara bağlı ama dış outpost'ları raidliyan. Yani böyle sürülmüş artık böyle bir asi, böyle bir Mad Max tayfası gibi etrafta dolaşıp <laughs> sağa solu raidleyip Valhalla'daki gibi <laughs> orada bulduklarıyla yiyen içen bir grup. Picard da diyor ki gidiyoruz bu konuyu çözeceğiz ve bölüm orada başlıyor. Bu bölüm önemli bölüm. Bu bölüm bu arada daha iyi 8'den. Yani en azından biraz daha havaya girdim ama 10-11 çok iyi olduğu için 9'a da o kadar yükselemedim. <laughs> üçüncü sezon akıyor abi. Üçte hiç. Yani <laughs> yani üçün en düşüğü yine iyi bir bölüm. Ben sana öyle söyleyeyim. Ee, vallahi Valla sen anlat. Bu bölümle alakalı benim söyleyeceklerimi sanki sen söyleyeceksin gibi hissettim sesini. <laughs> ya aslında bu bölüm daha böyle intikam üzerine kuruluyor. ya yani çok uzun süredir e ki bu 11'di galiba. O bölümde de aynı durum var. Orada da ayrılıkçı bir grup var. Burada hmm. tam ayrılıkçı değil. Burada biraz daha sürülmüş bir grup var. Daha önceden klanlar olduğu için ve bu klanlar zamanla e, bittiği için bu klanların kalanları da birbirlerine karşı bir intikam mücadelesi sürdürüyorlar. Burada zaten Yuta karakteri geliyor. Yine bu arada 8'deki gibi bir aşk olayı hemen oluşuyor. Ryker e, Sovereign karakteri. Yani o Akameryanların başındaki ablanın asistanı ki Burada şu plot da var hemen onu da ekleyeyim. Ya yani modern bir yapıları var gibi dursa da eski o klan yapısından çıkıp modern bir yapıya girmiş gibi dursalar da aslında modern köleler var etraflarında. Yuta karakteri de Sovereign karakterinin yanındaki bir e, hizmetçi. Yani hı hı. kendi özel hayatı yok takılıyor gel diyor gidiyor git diyor gidiyor yemek hazırlat falan böyle. Ryker da bundan biraz kıllanıyor. Yuta'ya e, hemen böyle bir yakınlaşıyor Yuta böyle. Havalı sarışın bir ablamız. Ama bak buradaki şey dengesi daha iyi. Yuta böyle daha çekingen ne yapacağını bilemiyor. Ryker böyle biraz daha onun e, özgürleşmesi amacıyla hani yakında şu hissiyatı verilmiş. Hani geçen bölüm Troy'daki gibi yok mu bir Sandi falan diye böyle yoga yapalım falan gibi şeylere girmemiş. <laughs> o güzel olmuş. O yüzden hani Yuta ile ilişkisinden de Yuta'nın da şeyi anlıyoruz. Belli ki o da bir hani e, klan üyesi. Çünkü bunu da nereden anlıyoruz? Görüşmeye gidiyorlar görüşmeye gittiklerinde Gatherer'ların e, ekibinden birini öldürüyor Yuta. Onu da özellikle RNA'sına saldırabilen bir biyolojik silahla yapabiliyor. O da acayip bir şey. Belli bir pardon, belli bir DNA parçasına yanlış söyledim Saldırabilen bir virüsle yapıyor. E, artık bu intikam seviyesinin ne hale geldiğini de görüyoruz zaten orada. Sonra da konu ilerliyor. Ya biraz daha bu işte e, ötekilerin neden ötekileştirildiği. Aslında onların ki Gathers'ın da amacı köle olmamak. Zaten konu ilerledikçe anlıyoruz ki siz bize izin verseniz de gel, gelin deseniz de biz yine köle gibi yaşayacağız. Biz bunu istemiyoruz diyor. Kadın işte Sovereign abla böyle çıkışıyor falan. Picard da ya bir oturun konuşun deyip ağırlığını koyuyor. Ya burada şey güzel. Yani benim yıllardır dünyada da şeye kafa sır erdiremiyorum yani abi ya bir şeyler otursak konuşacak konuşacağız ve çözeceğiz gibi duruyor ama devamlı böyle yok siz bizim toprağımıza ilk önce bastınız hayır siz bizim kayamıza vurdunuz falan ya böyle şey gibi oğlum koca bir e, Kemal Sunal filmi gibi lan dünya yani yukarı ferengiler aşağı ferengiler birbirlerine giriyor devamlı <laughs> o, bu bölümde biraz bunu eleştiriyor e, ee, valla ya bu bölümde benim daha en başı, başından hoşuma giden şey aslında senin vurguladığın yerle aynı ee, gidiyorlar bir tane federasyon üstünün içerisinden geçmiş bir grup barbar gelmiş uzay barbarı yani barbar yani barbar ee, uzay barbar <laughs> uzay ama barbar şey de demiyor ki e, ne derler Picard da demiyor ki bu barbarların sinyalini tespit et data diplerine çökelim verelim foton torbidosunu verelim foton torbidosunu Patlıyoruz ölsünler <laughs> demiyor. Aksine diyor ki ya kim bu barbarlar diyor. Abi diyor işte bunlar ayrılıkçı pencap gerillaları diyor mesela datada. Gidelim bu pencaplılar alsın bu gerillaları niye salmışlar kardeşim böyle diyor. Yani aslında çok tuhaf bir şekilde Picard e, kendi toprağın içerisinde ayrılıkçı gruplar olan bir tabiri caizse yani ülkeye gidip ya şu ayrılıkçılara nasıl çözüyorsanız çözün diyor ülkeye. Ülkede ya, ya onlar inmiyor inmiyor deyince biraz federasyonda ağırlığını koyarak yani Picard'ın böyle zorla barış yaptırması falan bana hoş geliyor. ha Yani Çok adam iyi yani. böyle ya işte siz federasyon üyesisiniz barbarınız var biz onları öldürek demek yerine. Ya bu barbar niye barbarlık yapıyor arkadaş yani. E, Anlamaya çalışıyor. Aslında bak ha bizim, yani, e, neydi şey gibi yani hani bu adam niye dağa çıkmış eline silah alıp anladın mı yani genetiğin mi eşkıya bunun yoksa hakikaten bir sıkıntısı mı var hani anladın mı yani ne, nedir. Tabii. Bir, yani atıyorum belki de bunları şeyler kışkırtıyor ne o. Romulanlar kışkırtıyor. Hani adam bir çözeyim diyor. Gidem de çünkü foton torpidosunu parayla vermiyorlar ki Picard'a anladın mı? Federasyon'da para bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şey de diyebilirim. Foton torpidosunu vursa kimse bir şey demeyecek. Ya Daha da şey yapabilir. İki tarafa da foton torpidosu satar. Alın abi size de vereyim. Size de vereyim ben kardeşim. De <laughs> tabii tabii yani e, bu temiz eller hali bu güzel açılımı güzel ruhlu bir insan olması Picard'ın falan çok hoşuma gidiyor. Federasyon'un da biraz politikasını benim kafamda e, güçlendiriyor. Yapmaya çalıştıkları şey farklı. O, o, güzel bir şey ya. Daha temelinden yani aslında bu daha dizinin ilk 5 dakikası bu bahsettiğim şey ama ya şeyi bana. Ha, tamam Ben, tam ben Star Trek'i bu yüzden seviyorum ya. Yani. Bu şey de yapmıyor ya bu bölümde. Prime Directive hep konuşulur aslında bu tarz bölümler hmm. İlk kez konuşulmuyor. Ama, Prime Direct... Ama Space Travel'ı keşfetmişler bu sefer. Ne yapmışlar? Space Travel'ı keşfetmiş bunlar. Ha evet evet keşfetmişler. Ama yine de şey böyle yani ona bağlı bir hareket halinde gibi Picard böyle hani ben çözüyorum olayı değil de siz çözün bak ben yine buradayım gibi takılıyor. Yani böyle biraz daha şey gibi e, nasıldır kendi isteğiyle Prime Directive gibi yani ona da hani bunu bir hayat gayesi amacına getirmiş. Muhtar evde de bir sorun olsa böyle çözecek yani Picard. Evet. Ya Picard'ın bu arada bu işi ne kadar kolay çözebileceğini dizinin sonlarına doğru şeyde görüyoruz. Ee, gidip terörist başıyla konuşacaklar ya bir yerde. Evet. Terörist başı böyle ee, bizi yakalayamazsınız falan yapıyor. iki ateş ediyor, ateş ediyor bir şeyler yapıyor. <laughs> Hissetmiyor bile federasyon gemisi. Sen diyor bir tane vur anası ağlıyor geminin açın şimdi radyoları konuşalım diyor. Yani, <laughs> çünkü yani teknolojik fark öyle bir şey ya yani adam tamam warp speed'i buldun da warp speed'i bulmakla değil. Adam, adam senden bin sene ileride teknolojik olarak yani. İşte o yüzden birazcık şey bağlantılarını da hissettiriyor bana. Orta Doğu'da falan bizim ülkemizde de hani adam çıkıyor daha mağarada oturuyorum zannediyor. Bir herif uydudan görüyor ya senin yani Teknolojik fark ve teknolojik farkın getirebildiği çözmek istedikten sonra daha doğrusu ne kadar rahat çözebildiğine dair güzel bir örnek olmuş bu. İşte senin dediğin gibi... Picard şey de demiyor biz sizin gerillanızı eğitelim işte elinde silah verelim <laughs> falan yani. E... Siz daha iyi savaşın özgürlük önemlidir falan deyip daha da böyle. <laughs> bu tarz çirkin politikaları çok tuhaf bir şekilde ileride Deep Space Nine'da göreceğiz bu arada. Çünkü oranın iç işleri çok karışık çok çok daha karışık bir diziye hmm. dönüşecek. E, Picard ona kıyasla çok temiz bir hamle yapıyor burada. Onun dışında bu şey muhabbeti beni inanılmaz bayıyor bu bölümde de beni bayan o. İşte... Abi kan davası var Seferoğulları'yla. Evet işte ya o biraz tatlı. Yumuşoğulları birbirine girmişler. O Plotu yine bağlayamamışlar ya. yani. ona genetik atıyor. Yo yani bazı bölümlerde A plot yerine B plot daha keyifli oluyor gerçekten. Ben buradaki barış harekatını daha keyifli buluyorum. Hay ay Allah aramızda asasin varmış da bilmem kimi Mauro öldürecekmiş de Faro öldürecekmiş de. <laughs> ya he falan. Oralarda keyifli. Oralarda insanı merak ettiriyor, izletiyor ama Bölüm bittiğinde benim aklımda şey kalmıyor yani. İşte genetik olarak bilmem ne yapılmış virüsü kullanan seferoğulları işte evet. bilmem ne yapacak ama onları unutuyorum. Ya orada aslında amaç yine güzel bak yine fikir güzel. Yuta karakteri üzerinden aslında sovereign'in onlara nasıl davrandığını görüp hani özgürmüş gibi hissettirip aslında onları nasıl bir modern köle gibi çalıştırdığını gösterecek o plot. Güzel ama plotun sonunu bağlayabilmek için Yuta'ya da bir motivasyon eklemek için gidip onu da işte abi o bilmem ne klanıydı o da onun eniştesini öldürmüştü o da onun babası derken Ryker'da de onu sevdiği için o da öldürmek zorunda kalıyor falan insan sever öldürdüğünü falan ne? yok öldürdüğünü sever neyse aman işte Ramiz dayı önce <laughs> karma karışık Ryker'da böyle ya orada saçma oğlum Ryker diyor ki dur falan diyor böyle hala ateş ediyor dur öldüreceğim dur dursun ya. Ya o zaman anladın mı neyin dramasını yapıyoruz o sahnede çok gereksiz bir drama vardı bu arada yani kızı delete edecek kadar hızlı ateş etmene de gerek yok yani. <laughs> Biraz daha ateş etsen kız bayıla da bilir. Yani da bilir. <laughs> işte abi. Ya kız git tut. kadar sıkmaya gerek yok. Oğlum şeyde... Şey de, <laughs> de koy Marukka Mar ne, neydi Ço pardon Çorgan karakteri duruyor. Yuta ha? burada. Bak gidiyorum falan. Oğlum iki adım asla tutacaksın kızı zaten. Kerepçere götür. <laughs> ne bileyim tut götür. <laughs> Yok oraya işte şey eklemek istemişler. O kız silindi abi falan. Çünkü 80'lerde belli ki cool evet. bir efekt. Onu da bağlamak <laughs> için kıza bir plot daha yüklüyorlar zaten. hani Kız yaşlanmamış. Yaşlanmasını durduracak bir e, genetik gelişme eklenmiş falan. Falan filan. Yani o kısımları böyle <laughs> eyvallah gelecek senaryosu ama <laughs> çok keyifli bir gelecek senaryosu değil. Bence bu bölümde asıl keyifli olan gerçekten bu karakterlerin şey için verdiği mücadele. Şeyler de güzel. Kesinlikle. Özgürlük tarafı. Barbarların özellikle. başıyla böyle barbarların başıyla bizim çocuk oturuyor. Ne yapıyorsun? Matematik ödevimi yapıyorsun. Ne yapıyorsun? işleri dedim. Dalyo dalyo konuşuyor böyle. Vesli de böyle. Size ne ya? Ben matematik ödevimi yapıyorum falan filan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi de ya. çocuk üzülüyor falan. Tam Bunlar da şey 80'ler filmi sahneleri bu arada. Polis Akademisi'nde kötü adamlar gibi böyle şey yine adam. <laughs> yani bir şekilde aslında orada da adamı insanlaştırıyorlar. Hani biz de full barbar değiliz. Benim de çocuğum var, oğlum var falan. Evet ona, ona bağlı yani. Yani. Ben yani de onlar için de olan... bir yaşam istiyorum. Hani onlar da rahat yaşasın istiyorum diyor aslında. Yani şey açısından güzel o yüzden. Hani terör veya işte ne bileyim ayrılık Konuları tabi dünyada işte hala bizim ülkemizde de dahil devam eden, e, aynı topraklarda yaşayan insanların anlaşamamaları artık her coğrafyada görülen bir şey. E, Avrupa'da da var, Orta Doğu'da da var, Avrupa ile Orta Doğu'nun arasındaki ülkede de var. Tabii. Yani bu tarz konuların yansımalarını görmek bu dizide hoşuma gidiyor. Picard'ın da böyle şerefsiz gibi bunları çözmek yerine insan gibi, insan diye adlettiğimiz şey gibi çözmeye çalışması... Hoşuma gidiyor hepsinin arasındaki pazarlıklar. Adam diyor ki bize toprak verin. Biz çiftçi miyiz diyor. Laps kalkıyor mesela. Evet ya. <laughs> Yürüyün gidin o zaman falan çekiyor öbürü de. Orada hemen aslında ayrılınacak. Picard diyor ki bakın foton torbidon var. Oturun gelin. <laughs> çok tamam, güzel torbidon var. Bilmem, böyle ufak ufak tatlı, tatlı o pazarlıkları yapıyorlar. Yani biz de şeyi çok gördük ya abi. Ee, i̇şte ne bileyim Mesela biz darbeyi görmüş bir jenerasyon değiliz. Bizden, bizim, bizden daha genç seyircilerimiz varsa onlar zaten hiç değil belki. Evet. Biz darbe sonrası nesliyiz ama yani terör gördük. Böyle susurluk musurluk gibi olaylar oldu. Derin devletler çıktı ortaya. Kurtlar vadeleri, maddeleri konuşuldu. 90'lar zaten. <laughs> terörizm bir taraftan çok konuşuldu. Şimdi göçmen problemi var. Komşuda savaş var falan. Yani ee, bir şekilde bu dizi üst bir perdeden de olsa yani anladın mı galaktik seyahat yapabilen bir grup adam gelip derdimizi çözüyor falan gibi üst bir perdeden de baksa ister istemez insana bazı şeylerin konuşularak çözülebileceğini yani işte ne bileyim barbarın da bir sıkıntısı olduğunu hani barbar da daha çıkayım kendimi patlatayım diye çıkmıyor sadece daha var onun da arkasında bir takım hikayeler oraları falan ele alıyor bir yandan da Riker seksini yapıyor işte bence iyi bir dizi bölüm yani <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada zaten şey de yapmıyor ki yani eee Çorgan karakteri masaya oturduğunda Maruka şey dediğinde Maruk böyle kızıyor ya iki tane temsilci ya şey demiyor biz gireceğiz devletin yarısını istiyoruz İşte yönetimde bilmem ne şu kadar para falan diyor biz de temsilci istiyoruz zaten 10 kişi var atıyorum kaç mı hatırlamıyorum size biz de iki temsilci istiyoruz diyor aslında hani çok makul o kadar büyük bir tepki veriyor ki böyle aslında şu döneme çok uygun ya yani her şeye böyle Aynen. tepki veriliyor yani çünkü neden? Alıştığın, rahat olduğun bir ortam var, zannediyorsun ki senin, senden onu alacaklar. Yok abi onlar da rahat yaşamak istiyor. Yani sen de rahat yaşa, o da rahat yaşasın. Çok bir derdi yok yani aslında. Picard da evet, bunu işte bizim, anlayabiliyor yani. Bizim ülkeyi o yüzden çok yaklaştırıyorum bazı açılardan işte. Evet. Çünkü şey konuşuluyor çok. Işte HDP meclise girdi, teröristler meclise girdi falan diye bir sürüsü çıktı. Şimdi insan istemez, istemez şunu düşünüyor. Yıllarca... girmesin yani girmesin <laughs> meclise okey ne yap? ateş bomba at, bomba bom atsın bize yani Aynen. meclise girmesi daha iyi bir şey değil mi alıp da konuşmak daha iyi bir şey değil mi yani konuşarak bunları, çözmek İster istemez hani mesela belki Amerika için uzak meseleler bunlar o dönem bilmiyorum gerçi bunları çektikleri dönemde belki onlar da körfez e, bağlantıları yüzünden yine Orta ile evet. alakalı durumlar yaşıyorlardı ama yani evet konuşarak çözmek mümkün ya yani işte birbirine roket atmak o kadar da süper bir çözüm değil Tabi yani. siyasi masada konuşmaktır zaten çözüm. Orada çözersin yani. Çözemiyorsan böyle biraz da bizim hikayemize yaklaştırdığım için ana hikayeyi e, şeyler de var. Kan davası yapan aileler de var işte dediğim gibi. Oğul bu senin babanı vurdu. Sen de bu silahı alacaksın onu vuracaksın. Ana hortumun başı kıçıma geliyor. <gülüyor> 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 o ne ya? Biliyor musun onu ya? Yok bilmiyorum ya sen bunu. Kemal Sunal'la Şener Şen'in oynadığı film hangisiydi? Yok cümleyi davar hatırlamıyorum. Mı? Davar olalım, cümleyi ya, hatırlamıyorum. Ölmüş gibi yapıyorlar Şener Şen'i tabuta koyuyorlar da başını ters koyuyorlar. Ha. Başıma değil kıçıma geliyor ortum Nefes alamıyor içeride. Tamam tamam hatırladım <laughs> şimdi anlatınca sahneyi hatırladım. Davaro muydu bu? Film, filmin adı Davaro değildi galiba da şey hatırladım sahneyi hatırladım ama. <laughs> Bence Davaro ya. Ben bakayım buna bir hemen. Çok iyiydi ya. Hatırladım. Davaro, Davaro yani, mıymış? Okey. Aynen. Yani Boy. yer yer bize Davaro'yu da hatırlattı. İçinde şükür ediyoruz. Şey de orada değil miydi? Kovi misin? Komirim. Kovi misin? Komirim. Orada değil miydi o? Hayır o kibar Feyzo. Ha Feyzo'daydı o. Pardon doğru doğru. Ben var onu anlatıyorum sana. Memoların kan davalı oldukları Süro da hapisten çıkarak Hah. karısı Ayşun'un tamam. yanına gelir. Tamam. Bunu duyan Hamo düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun <laughs> Silo'yu öldürmesini ister. <laughs> Hamo, Ancak Memo ulaşmaz. <laughs> Öldürüleceğini anlayan Silo Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi için durumun köyde, dur, köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo Silo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Silo'yu yalandan vurur. Tamam, halkı <laughs> Bir de bir film daha vardı. Kemal Sunal e, kaçıp şarkıcı oluyordu. Hatırlıyor musun? Kadın kılığına giriyordu. Kan davasından kaçmak abi. için. Onu hatırlamıyorum valla. Abi o da o da acayip. Sonra gidip kan davasına ona vuracağı adamın kızına aşık oluyordu. İyice karışıyordu işler <laughs> ama filmin adı neydi hatırlamıyorum ben de. <laughs> Bunu bulurum. Bir sonraki bölümde de onu konuşalım Tamam. <laughs> <laughs> o zaman var mı bölüm ekleyeceğim bir şey? yok sadece aslında yani toparlamak adına yine aynı şeyi söylemek istiyorum. Ee, Star Trek yani ne kadar uzayda da geçse çok yetişkince bulduğum şey aptal aptal şeylerle uğraşacaklarına <laughs> e, birazcık gelecek serpiştiriyorlar. Yani şunu düşünsene abi bu bölümün arkasında siyasi ve politik bir temel yok. Onun yerine işte Seyfo'ların kızı Meymo bilmem kimi vuracak genetik olarak analiz edip onu tespit ediyoruz. Kısmı olduğunu düşünsene sadece. Evet. Yani sadece Yuta'yı bulmaya çalışıyor. Ne kadar sıkıcı bir bölüm olur. Yani bir A sürü evet. dizi bunu yapıyor. Yani bunu iyi bir e, politik temelin üstüne koymadığın zaman anlamsız bir bölüm çıkıyor ortaya. Star Trek'in güzel yapabildiği şey anlamlı bir şeyle gelecek bir şeyi birleştirmek. Çünkü gelecek bir şey gerçek olmadığı için aslında. yani Günün gerçeklerini kullanıyor yani o da günün gerçekliğini birazcık da geleceği uyarlıyor. Daha önce mesela bir tane şey bölümler aslamıştık hatırlar mısın? Gezegenin bir tanesi diğerine uyuşturucu satıyor. Hmm, evet i̇şte, evet hatırladım. Bir kartta diyor ki mesela Prime Directive var aslında bulaşmamak lazım falan filan. Yani böyle birazcık daha ha bugün bugünle alakası var bu anlatılanların diyebildiğimiz böyle bölümler. Bana çok tatlı geliyor açıkçası. Ha filmi hatırladım. Şabaniye bu arada. <laughs> Şabaniye çok mantıklıymış bu arada. evet. <laughs> Nasıl unutabiliriz Şabaniye. Kadın kılına giriyor ne evet. olabilir bu filmin istediği düşünsek Şabani'ye zaten evet, gelir evet. Aynen. O zaman okey 9. bölümü tamamladık. Şimdi dediğim gibi bu üçleme gibi biraz daha devam edecek. Bir sonraki bölüm The Defector. O da vatan haini gibi bir anlama geliyor galiba. Onuncu ee, 10. bölümde onu konuşacağız. 10. bölüme kadar abone olun, tıklayın, çana tıklayın. Yorumlara beğendiğiniz Star Trek, Picard aşırı seksi sözlerini yazmaya devam edin. 10. bölümde görüşeceğiz. Bay bay.